Bazen şimdi böyle konuşunca yani ağlama isteği geliyor. Ben de anlatırken ben de gözlerim doldu. Evet, çok doluyorum. Çok güzel anılarım var. Tunç Başaran bu Bir de çok projeyi gerçek gerçekten getirdiğinde yani. evet, hakikaten çok etkilendik hepimiz. Çok sarıldım Uçurtmayı Vurmasınlar projesine. Tunca böyle arabalara doldurup doldurup oyuncu arkadaşlarımı götürdüm, tanıştırdım. Bak, bu kadar yetenekli kadın oyuncular var, Tunç işte bu filmde rol alsınlar. Çocuk oyuncu arıyordu. Ozan'ı biz arkadaşımızın yeğeniydi ve onunla buluşturduk ve işte o barış ortaya çıktı. Yani Uçurtmanın kastında bir parça emeğim var. Bir projeyi sahiplendiğim zaman gerçekten gönülden hani iyi olsun diye her türlü emeği vermeyi seviyorum. Sultanahmet Cezaevi'nde çektik. Son haliydi cezaevinin. Daha sonra Four Seasons Otel oldu. Çok şeydi tabii ki, yani yılların getirdiği o bakımsız, atıl kalmış bir cezaevi. Çok rutubetli, o ıslak rutubet kokuları falan. Oraya dekor yaptılar ve orada çalıştık. Uzun da sürdü, 1,5 ay sürdü. Hep ben Barış kucağımda ve benim ranzam üstteydi. Böyle zıplaya zıplaya orada bel fıtığı oldum. Güzel anılarımız var uçurtmayla ilgili. O ekiple hala görüşüyor musunuz? Ya belki özel bir soru Görüşmüyoruz. oldu. Çok özür dilerim Görüşmüyoruz. ama hani Ya gerçekten şöyle meraktan oluyor. Bir sordum. süre sonra herkes kendi yaşam kaygısından, koşuşturmasından kopuyor insanlar birbirinden. Yani geçen bir Tunç da bir açıklama yaptı. Aslında ben siyasi bir film çekmemiştim gibi bir şey söyledi. Fakat bizim için hani Tunç o zaman da bize şöyle dedi. Yani ben bir sevgi filmi çekiyorum. Bunun altını çizdi. Ben bir sevgi filmi çekiyorum. Hakikaten aslında güzel bir sevgi filmidir Uçurtma. Ama arkasındaki siyasi mesajını Çok da net yönetmeni veriyor. de Belki olsa de onun ne derse desin bunu evet. silemez Aslında yani. şey gibi geldi aklıma. Bir sevgi filmi çekmeyi tercih etmek de aslında siyasi bir Tabii şey, ki. sevgi filmi Evet. çekmek istemek de aslında, yani tabii bunu zorla siyasi bir yere çekmeye çalışmak için söylemiyorum, fakat insanlara o gerçek hikayenin geçmesi, o sevginin Tabii. geçmesi, her birinin sonuçları bir yandan siyasi sonuçlar Bir de doğuruyor şey, çünkü. yani kadın koğuşunda bir sevgi filmi çekiyorsun. O ağır koşullarda kadınlar, o çocuk. Yani hakikaten bunda da bence de siyasi bir yaklaşım diye bakabiliriz. Yani insan, herkes hani hangi taraftan baktığınla çok ilgili. Kadınların Şimdi o birbiriyle olan ilişkisi bile insana tabii, o... elbette. Mesela benim oynadığım karakter, kocasının esrar suçunu üstlenip içeriye giren o kadının hikayesidir ve özellikle Barış'a öfkeli bir annedir. Bütün o hayattaki o Öfkesini acıları, Barış'tan çıkan. öfkelerini çocuktan çıkartır. Anne o kadar şiddet ve öfke dolu olduğu için Barış İnci'ye yakınlaşır falan. Uçurtma 89 yılında çektik. Bakın 2019 yılındayız. Değişen Hala hiçbir şey evet. yok. Hatta katlanarak gelen cezaevindeki çocukların dramları halen günümüze çok ağır. Bebeklerle artık insanlar, kadınlar yani doğumu yapıyor. Doğumhaneden alıyorlar, cezaevine koyuyorlar. Hani bebek elinde. Yani gerçekten koşullar çok kötü. Hani onlara da buradan belki yeniden selam yollayalım o Evet, kadınlara kesinlikle. ve bir gün onların koşullarının da iyileşmesini İyileşeceğini buradan dileyelim.